geliyorum, sen gitme. Depremin yaşandığı, felaketin yaşandığı ilk günlerden itibaren tam kapasite personelimizle birlikte buradayız. Hatay için buradayız. Doğduğumuz topraklarla ödeşme zamanımız, ödeşme vaktimiz. Onun için yaşamak için ve yaşatmak için sloganıyla hep beraber burada bir satış sonrası hizmet vermekteyiz. Depremden sonra birkaç gün sonra yani ailemizle ilgili ikamet güvencesini sağlayabildikten sonra iş yerlerimize geldik. Buradaydık. Buralara sahip çıkmak zorundayız. Vatandaşlarımızın hani araçlarının da deprem esnasında bakımlarının ya da içinde barınmalarının konusu bayağı bir önem arz etti. Araçlarımıza sığındık. Kazalı araçlar geldi. Depremde hasar alan araçlar geldi. Onlarla ilgileniyoruz şu anda. Onun dışında da normal rutin bu bölgeye dışarıdan yardım getiren her türlü araçların da bakımlarının hizmet gösteriyoruz şu anda. Malum depremin ilk yaşandığı günlerde hava şartları bayağı olumsuzdu, bayağı soğuktu. O konuda da elimizden gelen desteği sağladık burada. Zaten kısa çaplı da olsa geçici bir barınma merkezi kurduk şirketimiz tarafından. Hem personelimize hem dışarıdan gelen vatandaşlara. Sağ olsun iştirakçılarımızla birlikte o aşamada çok destek olundu. Hem burada günlük sıcak yemek 1000 kişiye. Hala daha yemek otobüsümüz de burada faaliyet göstermekte. Ramazan boyunca da faaliyet gösterecek. O konuda tekrar başta da söylediğim gibi Hatay için buradayız. Buradan giden tüm hemşerilerimizi de tekrardan koşullar her nebze zor olsa da o zorlukları aşarak, mücadele ederek tekrardan geri buraya bekliyoruz. Yaşamak için yaşatmak zorundayız. Doğduğumuz topraklarla da ödeşme zamanıdır diyoruz biz. Araçların bagajlarında genelde muayene istasında da bunları kontrol listesine eklenir. Bir ilk yardım çantası olur. Benim nacizane bir önerim artık herkes bagajında bir deprem çantası da bulundursun. Yani evden çıkarken o esnada deprem çantasını yanımıza alamayabiliyoruz. Ama araçların bagajında işte bu deprem esnasında yaşadık ki araçlarımıza sığındık. Araçlarımıza girebildik evden çıktıktan sonra. O deprem çantaları en azından bize bir 24 saat, 48 saat belki daha da uzun süre bir can olabiliyor. Bir can suyu olabiliyor. Bu konuda bir önerim olabilir. Herkes aracının bagajında artık bundan sonra bir deprem çantası bulundursun. Araç bakımlarının da düzenli olarak, düzenli periyotlarda yapılması bu konuda çok büyük önem arz etmekte. Bunları da aksatmadan, o koşullarda yine böyle yolda kalmadan ya da olumsuz şartlarla karşılaşmadan araçlarının bakımlarını da düzenli olarak yaptırsınlar. Şu anda da deprem sonrası Hatay'da kaporta, boya tam anlamıyla tüm marka araçlara hizmet gösteren tek özel servis şu an biziz. Ayaktayız, faaliyetteyiz. Tesisi zaten gezdiniz. Bu kapsamda bir tesiste tam kapasite hizmet vermekteyiz. Bütün vatandaşlarımıza her türlü koşulda destek olmaya hazırız. Onun için buradayız.